Evet, yani bu jilet milliyet gerçekten defalarca yapılmış ve çok önemli bir uygulama olarak Türk spor tarihinde yerini aldı. Ve çok da kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Değerli kişilikleri, faydalı olmuş insanları, başarılı olanları tespit ediyorlar ve doğru tespitler halkın tespitlerine dayandırıyorlar. Dolayısıyla çok başarılı buluyorum ve önemli buluyorum. Hepsi bu. Jiletle ilgili söyleyeceğimiz bu. Ve yapanlara da, katkıda bulunanlara da teşekkür ediyoruz futbol adına. Başkanım, kulüpler bir toplantısından geliyorsunuz aslında buraya. Çok da yakın bir lokasyondan. Toplantının gündemini bir de sizden dinleme şansım var mı? Bir de sonrasında tabii ki Trabzonspor maçında merak ediyoruz. Şimdi gündem en son MHK ile ilgili takip kurulu almış olduğu karar hakkındaki görüşler karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yayıncı kuruluşla ilgili yayınla ilgili yapılacak ihaleleri ve yapılmış olanların durumları ve ne istediğimizi, ne ifade etmek isteyeceklerimizi kendi aramızda görüştük. Aslında gündem bugün bu iki maddeden oluşuyordu. Şu anda diğeriyle ilgili sanıyorum Kulüpler Birliği Başkanı bu konularda açıklamasını yapıyor. Oradan arkadaşlar herhalde tedarik edeceklerdir. Oradan onu söyledikleri başkanımız olarak bugünkü görüşmeden özeti olacaktır. Başkanım, Trabzonspor maçı var. Önemli. Yani biz o maçı almak zorundayız. Kendimizi çok şartlandırdık, çok istiyoruz. Evet, Trabzonspor iyi takım ama Beşiktaş'ın da çok iyi olduğunu herkes biliyordu. Talihsizlikler oldu. Bunun artık gittiğimiz bu Trabzon maçında kırılacağını umuyorum. Tabii ki kulüp başkanıyım. Beşiktaş'ın başarısını çok istiyorum. Dolayısıyla içimde böyle bir his var. Yeni gelen hocamızın yeni bir başlangıç yapma ihtimali çok kuvvetli. Değişik bir oyun seyredebiliriz. Ben de merak ediyorum. Herkes merak ediyor. Değişik bir oyunun sonucunda da belki de bir galibiyetle liderin sahasında maçımızı kazanarak geriye gelmek hedefimiz ve planımız, arzumuz, isteğimiz.